Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Epson L3151 yazıcı ile ilgili dikkat etmeniz gereken bazı hususlar konusunda bilgi vereceğim. Burası çok önemli. Geçtiğimiz günlerde ben bir inceleme yapmıştım ve o incelemeye çok ciddi yorumlar geldi arkadaşlar. İnsanlar sordu. Ben bu yazıcıyı aldım şöyle oldu böyle oldu falan diye. Ben de o yüzden o videonun sonrasında böyle bir video çekmeye karar verdim. O video yaklaşık bir buçuk ay önce yayınlandı ve 6000 küsur izlenmişti. 100 küsur da yorum var arkadaşlar videoda. O yorumlardan yola çıkarak bir bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu videoda ne anlatacağım? Ah bir dakika burada şimdi yazıcım yok. Önce şöyle bir hareket yapayım ve yazıcım gelsin. Evet gördüğünüz gibi yazıcımız da geldi. Ben bu yazıcı ile ilgili bir video çekmiştim arkadaşlar. Kasım ayında almıştım yazıcıyı. Aralık ayında falan çektim yanlış hatırlamıyorsam videoyu da ve işte özelliklerini anlattım. Ne iş yaptım, nasıl yaptım falan anlattım. İşte Wi-Fi'ye bağlandım vesaire ama bayağı yorum geldi o videoya. Söylediğim gibi az önce. Şimdi bu bu tarz yazıcılarla ilgili hem Epson L3151 almak isteyenlere ya da işte kartuşu bitti ben nasıl bir kartuş alayım, mürekkebi bitti nasıl dolduracağım gibi soruları olanlara bir fayda sağlamak için hem de dikkat etmeniz gereken bazı konuları bu videoda anlatıyorum. Şimdi birinci konu şu arkadaşlar. Şimdi ben o videoyu çektikten sonra altına bazı yorumlar geldi. İşte benim bu yazıcım var hemen bozuldu, hemen tıkandı, kuruyor, şöyle oluyor, böyle oluyor gibisinden. Arkadaşlar eğer orijinal mürekkepli bir yazıcı aldıysanız bunu Epson için de söylüyorum, diğerler için de söyleyebilirim. Tıkanma, kuruma vesaire olmaması gerekiyor. Yani kurumadan kastettiğimiz şey şu. Tabii ki birkaç ay kullanmazsanız bu tarz ürünler kuruyabiliyor ama hani yeni aldığınız bir hafta kullanmadığınız bir şey olursa anlayın ki aldığınız mürekkepte sorun var. Şimdi bu tip yazıcılarda şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Birinci sorun şu. E, cihazı satın alırken muadil mürekkep ve satın alabilme opsiyonu var. Bazı satıcılar böyle satıyor. Yani şöyle söyleyeyim şu mesela orijinal. Bakın bu orijinal mürekkebimiz. Bunun gibi işte 4 tane koyuyoruz CMYK şeklinde bu siyah olanı ve CMY olarak da üç farklı rengini şuradan dolduruyorsunuz. Kutudan zaten bundan 2 tane çıkıyor, 2 tane siyah çıkıyor, diğerlerinden birer tane çıkıyor. Doldurduğunuz zaman e, bu şekilde ...kullanmaya de başlamış oluyorsunuz. Şimdi birinci sorun şu. Muadil mürekkep diye bir şey var. Bunların bazıları muadil mürekkep olduğunu yazıyor. Bazıları yazmıyor arkadaşlar. O yüzden bu yazıcıyı alırken... ...mümkün mertebe bilinen yerlerden almayı tercih edin. Muadil mürekkep iyidir, kötüdür demiyorum. Ama olası bir sorun olduğu zaman... ...cihaz garanti kapsamı dışında kalıyor. Ve sizin onu muadil mürekkeple almış olmaz bir şey fark ettirmiyor. Yani bu bir mücbir sebep sayılmıyor. O yüzden benim kişisel fikrim... ...bu ürünü satın alırken birincisi muadil mürekkep opsiyonu da satan yerler var. Belki bunun yok ama başka modelleri satan yerler var. Onlara karşı dikkatli olun. Ben kötüdür demiyorum muadil mürekkep ama teknik servise götürdüğünüz zaman, yani resmi teknik servise götürdüğünüz zaman eğer muadil mürekkepten kaynaklanan bir sorun varsa garanti kapsamı dışında kalıyor. O yüzden bu konuya dikkat etmenizi öneririm. İkinci sorun da şu. Piyasada şimdi mesela bunun için söylüyorum, bu model için, 3151 için söylüyorum 103 kodlu mürekkebi kullanıyor. Şimdi Piyasada bu bu aynı mürekkep arkadaşlar. Bazının görünümü de aynı bu arada. 20 lirada alabiliyorsunuz. 80 lirada alabiliyorsunuz. Orijinal fiyatı 80 lira arkadaşlar bunun. Şimdi mesela ben bazı yerlerde gördüm arkadaşlar internette trend yolda şurada burada dördünü 100 liraya satıyor. Ne bileyim tanesini 20 liraya satıyor. Hani böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. O yüzden ona dikkat edin. İşte Akakçe'de falan da baktım fiyat araştırmaları yaptım. Mesela şu anda bakayım. Diyor ki mesela mavi için 21.99 diyor. Kırmızı için 35 lira diyor. Sarı için hani minimum fiyattan bahsediyorum bu arada. 45 lira diyor ve siyah için de 49 lira diyor. Böyle rakamların olması mümkün değil arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Yani bu rakamlar sahte rakamlar arkadaşlar ve sizi yanıltır. Bu ürünün orijinal mürekkebinin fiyatı 80 lira civarında. En azından ben bu videoyu çektiğim sırada. Daha fazla da iste, isteyen yerler olabilir. Onlara da kulak asmayın. Ama Orijinal e, mürekkebin fiyatı, yani 103 kodlu şu mürekkebin bir kutusunun fiyatı 80 lira civarında. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir satın alırken bakacaksınız orijinal mürekkep mi, muadil mi? E, aldığınız yerlere dikkat edin. Bilindik satıcılardan almaya çalışın. İkinci sorun, söylediğim gibi satın aldınız. Diyelim ki işte atıyorum bir sene sonra, örnek veriyorum iki sene sonra toneri bitti, kartuşu bitti, mürekkebi bitti. Bu mürekkepten alacaksınız. Alırken dikkat edin. Yani 20 liraya olmaz bu arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle düşünün. 22 sene sonra bu videoyu izlediniz. O zamanki fiyatı diyelim ki 150 lira oldu. Örnek veriyorum burada. Bunu 150 liraya alıyorsanız ortalama fiyatı buysa bunu 50 liraya alamazsınız arkadaşlar. 50 liraya satan yer anlayın ki muadildir. Orijinal değildir. Sahtedir. Ee, bazısı yüzdeyiz orijinal diye satıyor bunları. Bazısı muadil diye satıyor. Bazısı söylüyor yani gerçekten de muadil olduğunu. Ee, muadil düzgündür, kötüdür, çirkindir demiyorum ben ama olası bir sorunda başınız ağrıyacak olan taraf siz olursunuz. O konuda sizi uyarmış olayım. Bu arada bu videoyu sadece Epson'un bu model için düşünmeyin. HP'nin, Canon'un ya da diğer markaların bu tarz modelleri var biliyorsunuz. Hepsi için düşünebilirsiniz. Muadil olan kartuşlar iyidir, kötüdür demiyorum ama e, olası bir durumda garanti kapsamı dışında kalacağı için cihazınız bu konuda dikkatli olmanızı öneriyorum. Ucuz cihazlarda değil, 1700 lira civarında satılıyor. Şu an ben aldım da 1500 liraydı ama şu an 1700-1800 lira civarında satılıyor e, Epson'un bu modeli. E, o yüzden dikkatli olmanızı şiddetle ve hiddetle öneriyorum. Yoksa üzülürsünüz arkadaşlar. Ben burada onu söylemiş olayım sizlere. Bu konuyla ilgili çok fazla soru sorulduğu için ben de dedim ki böyle bir video çekeyim. En azından merak edenler vardır. Neden hemen bozuluyor? Neden bu tarz şikayetler var piyasada? muhtemel sebebinin ben muadil mürekkep ya da işte sahte mürekkep de olabilir bu arada. Onlar da var piyasada onlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu konuda dikkatli olmanızı, ürün satın alırken de böyle bilindik yerlerden, işte MediaMarkt'tan, Teknosa'dan ne bileyim, işte e, Vatan Bilgisayar'dan gibi bilindik yerlerden almanızı öneriyorum. Hakeza mürekkep için de aynı uyarıyı yapayım. Çünkü hadi diyorsunuz ki ya ben bunu 80 liraya, 3'üne işte 4'ünü değiştireceksiniz. Diyelim ki 4x8 320 lira. E, 20 lira, 25 liraya satıyorlar. 4 tanesi 100 lira vermek varken ben 4 tanesine niye 320 lira vereyim? E, bir sebebi var arkadaşlar. O yüzden başınız ağrımasını istemiyorsanız bence orijinal mürekkepten şaşmayın derim. Evet arkadaşlar Epson L3151 ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa kartuştur, doldurmadır, şudur budur, mürekkeptir varsa bu videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Her soruyu okuyorum. Söylediğim gibi okuduklarım içinden de hani eğer baktım ki cevaplamak yetmiyor. Ayrı video çekiyorum bu şekilde olduğu gibi. Hepsini okuduğum konusunda garanti veriyorum sizlere arkadaşlar. Kanalıma sizdir diye tahmin ediyorum ama aramızda olmayanlar var. Bakıyorum Analytics'ten. Ee, olmayan arkadaşlar ağırlığı çok fazla. Abone olun, bir like atın, beğenin, bir şeyler yapın arkadaşlar. Bu destekleriniz benim için çok önemli. Para istemiyorum, pul istemiyorum. Katıl demiyorum. Katıl butonunu da yakında aktif etmeyi düşünüyorum ama şimdilik kalsın böyle diyorum. Ee, o yüzden bana destek olsanız çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.